Merhaba Leyhua, kanalıma hoş geldiniz. Bugün BTS'ten Suga'nın Dead Cell şarkısının dans pratiğini izleyeceğiz. Burada muhtemelen şey oluyor. Özel olarak bir dans eğitimi alıyor tek başına, kendi partını özellikle. Bir geçelim izleyelim. Daha fazla BTS hakkında video istiyorsanız da video beğenip yorumlarda bunu belirtirseniz sevinirim. Kanalıma da abone olursanız ayrıca sevinirim. Let's go diyelim. Ben 4, ya bu yandaki insanları falan sansürleme ne zaman kaldıracaklar ya, bilmiyorum. Hani linçlenmesinin kimliği falan belli olması muhabbet çok komik geliyor bana ya. Yıllarca anlam veremiyorum yani. Yıllardır anlam veremiyorum. İyi, iyi yapıyor ha. Kim lan gelenler? Okay. Küçük adımlarla yapıyor şu an. Hareketler küçük oluyor biraz. Tamamıyla alışması için. Bu arada Yoongi olsun böyle, J-Hope falan da olsun. Ekstra böyle solo işler falan yapması bayağı hoşuma gidiyor ya. Harbi cidden hızlı ezberliyor ya. Lan. Şu ayak hareketi, şu ayak hareketi en zor galiba, bu galiba ya. İnsanın beli ağrı lan. Çok fazla dans yapan var mı acaba ya aranızda falan? İnsanın sürekli bir yere falan ağrıyordur illa ya. Hani esnek oluyorsun, okey de. Baksana her şey pat diye yapıyor, acımıyor. Neyiz ya? Ulan var ya. Şu an aklıma ne geldi biliyor musunuz? Bir anda böyle debut zamanından şu ana kadar ki bütün böyle zaman dilimi geçti ya. Böyle gözümün önünden. Hala maske takıyorlar bu arada. Gerçi Kore'de Covid olmadan da maske takıyor insanlar falan, böyle yani sabah olsun bir şey olsun falan almak istemiyorlar. Sağlıklarına cidden çok dikkat ediyorlar ya. Peki bu kadar sağlık deyip Covid'in direkt Asya'dan çıkması. Ama tabii ülkeden ülkeye değişiyor. Her Asya ülkesi bir deli yani. Komik. Hareketler de komik yani bu arada. Şu an hareketleri biraz daha küçük yapıyor bu arada. Daha ezberlemek amacıyla yapıyor şu an. Dans böyle cidden ya. Kendini ezberlemiyorsun. Yani bizzat böyle aklına yazmıyorsun şeyleri. Direkt vücudun kendisi ezberliyor. Tekrarlayınca. Helal olsun ya. Peki? Yöngi sama? Yöngi hıyong. Like that. Baby. Cidden iyi yapıyor ya. Ertesi gün. Bu
Ufak ufak böyle şeyler de insanın kafasını karıştırabiliyor ya. Bildiğini unutuyorsun, emin ediyorum. Ne çektiğiniz fotoğraf be kardeşim ya? Çok tatlı. Tamam. Helal. Helal lan. Bu arada koreografi kim yaptıysa çok iyi yapmış ya. Attı yani şarkının direkt çılgın ve coşkulu havasını falan yansıtmış yani. Kendisi de hoşlanıyordur bu arada. Kim hoşlanmaz ki? Şarkıyla dans ne bileyim bir arada falan tutmak falan da olsun. One, two, three. Çok yanlış söyledim. Helal. Sıkıntı yok kanka, sıkıntı yok. Genç ana. İyiyim bu arada. Sarsları ne kadar güzel lan burada yatmış böyle. Bu halini bayağı beğendim. Yonggi bu arada gittikçe kışıklaşıyor ya. Gerçi BTS'in bütün üyeleri öyle fark ettiniz mi? Suratları ne bileyim daha çok böyle bir sertleşiyor, mertleşiyor. Daha böyle erkeksi falan duruyorlar. Daha iyi duruyorlar şu an yani. Gittikçe daha da iyi oluyorlar yani. Çok çektiler ya. Ben hala burada kaldım. Wow. Like that. Baby. Bir de Yonggi'nin böyle zevk alıyor mu almıyor mu falan pek anlayamıyorsun yüzünden ya. Ama çok ciddi yaptığı belli yani işi. Çok profesyonel birisi çünkü. Ay ben gerilim burada. Bu arada normal dans pratik gibi değil ya. Yani pratik ama şey böyle adımlı adımlı yani hani şey değil. Normal izlediğimiz dans pratikler gibi değil. İnsan yemin ediyorum burada şey öğrenir ya. Hareketleri öğrenirsin bu arada. Çok rahat. Bazıları var çünkü mesela sadece pratik izleyip öğrenemiyor çünkü hızlı oluyor. Yavaşlatıp yapabiliyorsun da burada daha detaylı falan yapabilirsin yani bence. Çünkü adam nasıl yapacağını falan da söylüyor eğitmen olduğu için. Cidden gülmemek elde değil bu arada ya. İyisi kim gülmez ki abi böyle hareketlere? Şarap yılanlıkça mı lezzetli olur? Allah'ım ya Rabbim. Zeynep. Doğru tabii bir yandan. Like that, that, I like that. Tamam, su içtiği şey bile çok iyi ya. Hahahaha.
뭔가 점프를 그러니까 줄이고 힘을 살짝 그냥 이 계단을 살리는 게 더 좋을 것 같아요. 그냥 힘을 아예 그냥 빼고 헐랭이 느낌으로 뚜두 이렇게 되는 뚜두 이렇게 되는 네, 근데 네. 그걸 너무 신경 써서 지금 좀 그런 것 같은데 그냥 같이 네. 해도 음악이 빨라서 네, 같이 해도 똑같은 거예요. 그리고 무조건 세 번째 때 오른발을 찍는다고 생각하시면 하나 두와추 오! 두와추 오! 세와 네. 세 번째 때 무조건 오른발을 찍으면 조금 덜 걸리더라고요. 아담 프로듀션이 앞뒤 şarkıda hem söylüyor hem dans ediyor ya. Nasıl bir yetenek lan bu? Bu arada Yoongi böyle yani ileride sürekli böyle adını çok rahat duyurabilecek ve hala adı böyle çok en üst seviyede olacak bir kişi. Yani yeteneğinden ve prodüksiyonluk falan bu durumlardan dolayı. Çünkü yaş biraz daha hani K-pop'ta okey. İnsanlar yine durabiliyor şu an mesela Super Junior falan olsun. Bayağı bir yapıyorlar. Yapıyorlar ama belli bir yerden sonra yani vücutları mesela o kadar hızlı dansı falan kaldırmayacak. Biraz da visual'ları falan ne olsun bozulmaya başlayacak. Öyle bir durum olacak. Yine bir ayakta durma, yine bir şey olma durumu falan olur ama prodüksiyonluğuyla falan böyle ekstra bir Yoongi hani kalır diye düşünüyorum ben. Çünkü prodüksiyonluk herhangi bir efor vesaire falan şey yapmıyor yani istemiyor. Ve ünlü olur, insanlar sıraya falan girer diye düşünüyorum yani. Okey. PSY de burada. Aa beraber dans ediyorlar. Okey. PSY de böyle bilerek kalıyor bu arada. Direkt çünkü şeyi bu. Biraz komik karakter falan olduğu için ve böyle gözükmesi gerektiği için kalıyor. Like that, like that, baby. Okay, baya öğrendi ya. Ve etrafındaki de bakarak da böyle bir kendine gaza getirmiş olabilir yani. Yetişmek için falan olsun. Acaba oradaki insanlar nasıl hissediyor? Gerçi, ne bileyim, Yoongi falan var hani dans ediyorlar. PSY var. Yani dansçı oldukları için bunlar alışkındır diye düşünüyorum ama her günde yani BTS ve PSY ile beraber sonuçta pratik yapmıyorsundur yani. Like that, baby. Child, we are at one. Okay, Yoongi. Salla oğlum. İnsanların da bir daha hızlı oldu sanki. Gerçi aradan belli bir süre geçmiştir, daha iyi öğrenmiştir diye düşünüyorum. Helal. PSY 1.75 var mı bu arada? Benim yandayım bir durum anlamadım. Anlamak istemedi herhalde beynim. Nasıl daha zor derken kendi yaptığı danslardan mı bahsediyor? Allah Allah. Göz altları mı morarmış lan? Hmm, bugünden sonra çekmişler emeği anladım abi. Hiçbir. Enerjik olmak iyi ya işte enerjik insanlar bu yüzden seviyor. Neyse abi videonun sonu diyelim. Daha fazla PSY veya Suga hakkında video istiyorsanız video beğenip yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Kendinize bakın görüşmek üzere. Bye bye.